Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Bugünkü konumuz yine zaman zaman benden istenen bir duaydı. Elhamdülillah hazırlamak nasip oldu. Kısmet duası. Kişilerin hayırlı bir evlilik yapma isteklerinde, kısmetin açılmasında, hayırlı bir kısmet istendiğinde kısmeti bağlı olanların okudukları dualardır. Kimse kısmetsiz olduğunu düşünmesin. Allahu Teala'dan bu konuda yardımda bulunsun samimi ve içten yapılan dualarımızı Yüce Rabbimiz inşallah Allah kabul edecektir, dualarımızı boşa çıkarmayacaktır. Evlenmek bir Müslüman için tüm peygamberlerin ortak sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evleniniz çoğalınız çünkü ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere övüneceğim buyuruyor. Rabbimiz bize bir kulunu nasip eylesin ama o kulun kalbinde Rabbimiz olsun ve bizi öyle bir insana sevdirsin ki o insanın kalbinde Rabbimiz olsun ki biz de o insanda Rabbimizi bulalım. Bizi öyle bir insanla buluştursun ki bizden önce onunla sadece Rabbimiz buluşmuş olsun. Onunla el ele tutuştuğumuzda sadece ellerimizin üzerinde Rabbimizin eli olsun. Ve bize öyle gözler göstersin ki o gözlerden sadece Rabbimizi görelim, cennetini görelim. Evet bu güzel dualardan, temennilerden sonra inşallah videomuza geçelim. Ve anlatacağım duaların her biri, her birimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Kısmeti bağlı olan kimseler. Cuma geceleri yani Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler hiç aksatmaksızın Taha suresini okumaya devam etmeliler. Çünkü bu süre bu konuda en etkili olan sürelerden biridir. Bu tertibi Safran mürekkebiyle yazıp sonra suya koyup bu suyla sabahları elini yüzünü silen bekar kimseler Allah'ın izniyle kısa zamanda kısmetleri açılır. Fecr süresi yine safran mürekkebiyle yazılır. Ama bu yazma işlerini makbul saatlerde yapılsa daha güzel olur. Bu saatleri ne zaman nerede dua edelim adlı videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Linkini videomun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan istifade edebilirsiniz. Evet, fecr süresini safra mürekkebi ile yazıyoruz. Sonra bu yazdığımızı yağmur suyuna koyuyoruz. Yazılar suda tamamen silindikten sonra kısmeti bağlı olan kimse o sudan bir miktar içer, elini ve yüzünü siler ve bir miktar ile de elini ve saçını kınalarsa kısa zamanda Allah'ın izniyle nasipleri çıkar kısmeti bağlı olan bir kimse Taha suresini safran mürekkebi ile iki adet yazıp birini muska şeklinde yapıp üzerinde taşır. Diğerini de suya koyup bu suyla yedi gün elini yüzünü siler ve cuma geceleri de Taha suresini okumaya devam eder. Araf suresinin 89. ayeti kerimesi olan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena iftah baynana ve beyna kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Bu ayet-i kerimeyi günde 480 defa okunur ve buna bir hafta devam edilirse Allah'ın izniyle kısa zamanda bağlılık çözülüp hayırlı bir kısmet çıkar. Kısmeti bağlı olan kimseler bu şekli yazıp etrafına da İnşirah, Felak, Nas suresini ve bir de Mülk suresi 22. ayet-i kerimesini yazıp üzerinde taşıdığı vakitte Allah'ın izniyle tesiri görülecektir. Malikel Mülk vevki şerifini, kısmeti bağlı olan bir kimse devamlı şekilde üzerinde taşımaya devam ederse Allah'ın izniyle kısmeti açılır. Ayrıca bu vevki şerifin daha birçok özelliği olan hassesi olan vefklerdendir. Bu anlatmış olduğum sadece bir tanesidir. Yaşı evlenme çağına gelip de henüz talibi çıkmayan bir kimse, kısmetinin açılması için bu duayı safran mürekkebiyle yazıp sonra devamlı şekilde üzerinde taşıdığı vakitte Allah'ın izniyle bu duanın hürmetine kısmeti açılacaktır. Ayet-el Kürsü'nün vefkini safran mürekkebiyle yazıp sonra güzel bir tütsü ile tütsüledikten sonra devamlı şekilde üzerinde taşınıldığı vakitte Allahü Teala ona en hayırlısından kısmet kapılarını açar bir iznillah. Yine aynı şekilde Fetih Suresi safran mürekkebiyle yazılır dışarıya havalar bir yere, evin balkonu olabilir veya bahçesine bir ağacı olabilir asılırsa Allah'ın izniyle kısmeti açılmış olur. Kısmeti bağlı olan bir kimse veya kısmeti çıkıp da her seferinde işi bozulup bir türlü evlenemeyen bir kimse. Beyaz bir mendile 489 defa Ya Fettah, 21 defa Fatiha-i Şerif ve bir defada bu dua okunup tene temas edecek şekilde kişi 7 gün göğsünde taşıyıp 8. gün çıkarıp dolabına koyup muhafaza ederse kısa zaman içerisinde matlubu hasıl olacaktır. Kısmeti kapalı olan kişiler bir hafta süreyle insan süresinin ilk iki ayetini 313 defa okumalı. Ayet sonuna geldiklerinde semian kelimesini 7 defa tekrar etmelidir. Şöyle ki Bismillahirrahmanirrahim. Hal eta alel insani haynun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. İnna halaknal insane min nudfetin emşacin nebetelihi fecaalnahu semian 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 masira. Bu şekilde 313 kerenin her defasında da başında bir kez besmele çekilmelidir. Kısmeti kapalı kadınlar için sabah ezanından önce kalkıp abdest alınır. Ezan sonrasında odanın penceresi açılır, sabah namazı kılınır. Namazdan sonra kısmetin açılması niyetiyle niyet edilir. 41 defa ayetel kürsi okunur. Sonra güneş doluncaya kadar uyunulmaz ve 9 gün bu şekilde hiç araya fasıl verilmeksizin devam edilir. Her gün 313 inşirah süresi okunur. Okunurken okumayı bölmezsek çok daha güzel olur. Okuma vaktini buna göre ayarlayabiliriz. Vaktimiz yok ise illaki bölünecekse bu şekilde de olur ama dediğim gibi tesir bakımından bölünmez ise daha güzeldir. Her onuncuya gelindiğinde bu ayetler bir kere okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir <laughs> ve ezdin fin nasi bil hacci ye'tüke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli amiq. Sonra yine kalındığı yerden devam edilir. Yatsı namazını kıldıktan sonra dört rekat Allah rızası için namaz kılınır. Selam verdikten sonra oturduğunuz yerden kalkmadan yüz istiğfar, on salavat, bir fatiha, üç ihlas, bir felak, bir nas okuduktan sonra bir bardak suyun üzerine 101 defa. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mübina ve futihatis sema'u fekanet ebwaba. Ayetleri okunur. Sonra peşinden bu suyu içer ve bu işleme 21 gün devam eder. Hem kısmeti açılır hem de üzerinde bir bağlılık varsa Allah'ın izniyle çözülür. Bu konu hakkında etkili bir duadır. Sevgili dostlar, bu anlatmış olduğumuz dualar manevi birer sebeptir. Hiçbir şey sebeplere yapışmadan olmuyor. Biz elimizden gelen gayreti gösteririz, hayırlısı yarabiliriz. Gerisini ona bırakırız. Artık o hakkımızda ne hayır buyurmuşsa teslim oluruz, razı oluruz. Sizlerden ricam, evet belki evlisinizdir veya bekarsınızdır, şu an evlenmeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Bu cihetle video sizinle alakalı olmayabilir. Ama yakınlarınız içerisinde, sevdikleriniz içerisinde bu konudan muzdarip olan bir tanıdıklarınız vardır olabilir. Videomu bu kişilere ulaştırabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Ve bu kişiler de bu videomdan istifade ederlerse çok güzel bir hayra girmiş olursunuz. Rabbimiz bizleri hakkımızda hayır murat ettiği kullarından eylesin. Hayır murat eylediği salih bir eşle evlenmeyi nasip eylesin çoluğumuzu da çocuğumuzu da zürriyetimizi hep hayır murat eylediği salih kullarından eylesin. Her daim hayır murat eylediği kullarıyla haşır neşir eylesin. Kalplerimizi bedenlerimizi hayırla meşgul eylesin. Yaşamımızı da ölümümüzü de hep hayır üzere eylesin. Amin. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını, daha fazla duyulmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni atarsanız, sevdiklerinizle de paylaşırsanız bu güzel işte bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmenizi isterim. Oradan da burada yayınlamadığım çok güzel hadis-i şerifler, dualar, özlü sözler yayınlamaya çalışıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.